Merhaba sevgili arkadaşlar. Evde kal İngilizce serisinin bu dersinde sizinle birlikte motivation yani motivasyonla alakalı bir parçayı işleyeceğiz. Birkaç gündür Senin Demirtaş Akademi'de ödev kontrolleri vardı o sebeple buraya dönemedim ama nihayet Ramazan'ın da ilk dersi olacak bu dersle Evde kal İngilizce serisine devam ediyoruz. Her zamanki gibi bu ilk derste okuma ve dinleme çalışmaları yapacağız. İlk önce ne yapacağım? Ben metni sizin için seslendireceğim. 1-2 dakika çok uzun bir metin değil zaten. Birkaç paragraftan oluşuyor. Mümkün olduğunca anlamaya, takip etmeye çalışın. Daha sonra da zaten satır satır metni inceleyip nerede ne denilmiş, hangi kelimeler, hangi ifadeler var bunları öğrenip hem konuyla alakalı bilgimizi hem de İngilizce ile alakalı Bilgimizi, altyapımızı kuvvetlendireceğiz. Şimdi konuşma değil tabi dinleme kısmıyla başlayalım. Nadarlar kulaklarınızı açık tutun. Mümkün olduğunca anlamaya çalışın birkaç dakika sonra metin başlayacağız. Hadi başlayalım. Motivation. Motivation is defined as the desire and action towards goal directed behavior. This is an important concept in psychology as well as in business, schools and other areas. For example, we want our children to behave and do their homework. Businesses want to get the population to buy their products. Adults may want to change the behaviors of romantic others. All of these situations are examples of times that we may want to motivate someone else to do what we want them to do. Motivation can be intrinsic or extrinsic. Intrinsic motivation. A person is intrinsically motivated if the desire for change comes from within the individual. The person may want to learn something because he or she is interested. Another person may want to accomplish a goal or task because it's something he or she feels competent at and enjoys doing. Extrinsic motivation. On the other hand, Extrinsic motivation comes from outside the person. They are bribed to do something or they earn a prize or reward. Paychecks are extrinsic motivators. Fear of punishment and coercion are also extrinsic motivators. Evet. Böylece metnimizi tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Başa en başa gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Adım adım satır satır sizinle birlikte metni inceleyeceğiz. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Diyor ki motivation is defined as the desire and action towards goal directed behavior. Ne diyor? Motivasyon is defined as olarak tanımlanır. Ne olarak tanımlanır? The desire and action. The desire and action. Ne? Arzu ve eylem. Towards bir şeye yönelik olarak. Ne? Goal directed behavior. Yani hedef yönelimli davranışa doğru arzu ve eylem olarak tanımlanır. Tabi bu biraz kompleks ya da soyut gelebilir ama birazdan örneklerle daha net göreceğiz. Diyor ki motivasyon tanımları ne olarak? Arzu ve eylem yönelik neye yönelik? Goal directed behavior yani hedef temelli ya da hedef yönelimli davranışlara yönelik arzu ve Eylem olarak tanımlanabilir. Dediğim gibi bu psikolojik bir tanım, hani biraz soyut gelebilir ama örneklerle daha net hale gelecek. This is an important concept in psychology as well as in business schools and other areas. Ne demiş? This is an important concept. Bu önemli bir konsepttir, terimdir. Nerede? In psychology, psikolojide. As well as ve burada as well as, yani psikolojinin yanı sıra şu alanlarda, in business, hani iş dünyasında, iş alanında, okullarda ve diğer alanlarda da önemli bir terimdir. Örneğin. For example, we want our children to behave and do their homework. Bakın burada ilginç bir detay var. Belki kaçırabilirsiniz. Diyor ki we want our children. Biz çocuklarımızdan isteriz. Neyi? To behave. Davranmalarını isteriz. Normalde behave davranmak demek. Hani mesela he behaved badly. Yani kötü davrandı. Burada to behave aynı zamanda hani tek başına bir fiil olduğunda hani mesela bir anne diyelim çocuğuna bakıp hey behave diyebilir. Orada da kendine gel, hani kendine çeki düzen ver, doğru davran anlamında. Hani bir heybe o şekilde de görebilirsiniz. Burada da diyor ki hani biz çocuklarımızın doğru düzgün davranmasını isteriz ve and do their homework, ödevlerini yapmasını hani isteriz. Sonra businesses want to get the population to buy their products. İşletmeler ister. Ne ister? To get the population to buy their products. İşletmeler nüfusun hani insanların onların ürünlerini almasını ister. Get someone to do something. Hani birine bir şey yaptırmak, işletmeler ne yapmasını ister? popülasyondan yani nüfusun insanların onların ürünlerini almasını ister. Sonra Adults may want to change the behaviors of romantic others. Adults ya yetişkinler. May want to isteyebilir. Ne isteyebilir? Değiştirmek kimin? The behaviors of romantic others. Romantik diğerlerinin ilişkilerini, davranışlarını değiştirmek değil. Buradaki romantic others bu da güzel bir ifade. Ne demek? Arkadaşlar romantic others hani romantik partneriniz yani ne diyelim duygusal bir ilişki içerisinde olduğunuz kişi. Tabi bu hani evli olduğu bir kişi de olabilir. Hani ne bileyim görüştüğü işte kız arkadaş falan erkek arkadaşı şeklinde de olabilir. Ne diyor? Yetişkinler may want to change the behaviors of romantic others. Hani yetişkinler de hani sevdikleri kişinin hani burada sevdiği kişi diye düşünebilirsiniz romantic others. Sevdikleri kişilerin davranışlarını değiştirmek isterler. Sonra devam ediyor. Diyor ki all of these situations tüm bu durumlar all of these situations are examples of times that we may want to motivate someone else to do what we want them to do. Diyor ki all of these situations tüm bu durumlar are examples örnekleridir. are examples of times zamanların, durumların örnekleridir. Tüm bu durumlar neyin örneğidir? Diyor ki Are examples of times. Zamanların örneğidir. Ne tür zamanların örneğidir? Bakın that ile açıklamış. That we may want to motivate someone else to do what we want them to do. That we may want to motivate someone else. Bizim diyor. We may want to motivate someone else. Bir diğer kişi, Hani başka bir kişiyi motive etmek istediğimiz zamanların örneğidir. Ne için motive etmek? To do what we want them to do. Hani yapmaları için. To do yapmaları için ne yapmaları what we want them to do hani bizim onlardan yapmalarını istediğimiz şeyi yapmaları için başkalarını motive etmek isteyeceğimiz zamanların örnekleridir tüm bu durumlar. Yani diyelim bir işletme ürünü aldırmak istediğinde bir ebeveyn diyelim çocuğuna bir şey yapmak istediğinde her durumda biz başkasını motive etmeye çalışıyoruz ne için? Bizim istediğimiz şeyi yapması için. Sonra devam etmiş. Demiş ki motivation can be intrinsic or extrinsic. Motivasyon demiş. Bakın burada iki tane güzel kelime var. Intrinsic ve extrinsic. Bu in ve ex'ten çıkartabilirsiniz. In içle alakalı, ex de dışarıyla çıkmakla alakalı. Exit kelimesinden de aklımıza gelebilir. Diyor ki motivasyon intrinsic içten gelen demek. Extrinsic e, dıştan gelen. Yani motivasyon diyor can be intrinsic. Hani iç temelli, içten gelen türden de olabilir. Ya da dışarıdan gelen türden de olabilir içsel veya dışsal. Hani Türkçeleştirirsek içsel veya dışsal olabilir. Sonra açıklıyor. Intrinsic motivation. Diyor ki, a person is intrinsically motivated if the desire for change comes from within the individual. İçsel motivasyon. A person is intrinsically motivated. Bir kişi diyor, içten gelen şekilde motivedir. Eğer the desire for change, değişim isteği, the desire for change comes from within the individual. Hani bireyin from within, bireyin içinden gelirse, değişim isteği bireyin içinden gelirse hani o kişi nedir? içten motivedir. The person may want to learn something because he or she is interested. Kişi, the person may want to learn something. Bir şey öğrenmek isteyebilir çünkü he or she, o hani kadın ya da erkek, she is interested. Çünkü hani meraklıdır, bir şey ilgilidir. Hani ilgili olduğundan dolayı öğrenmek isteyebilir. Another person may want to accomplish a goal or task because it's something he or she feels competent at and enjoys doing. Another person, bir başka kişi may want to do may want to accomplish a goal or task. Bir başka kişi de hani bir işte görevi ya da bir işi gerçekleştirmek isteyebilir, accomplish gerçekleştirmek, almak isteyebilir. Çünkü it's something. Çünkü o hani görev ya da iş Because it's something he or she. Çünkü o kişinin, hani o görev, o kişinin she feels competent at. Hani yetkin hissettiği ya da enjoys doing. Yapmaktan keyif aldığı bir iştir. Hani bunlar da içsel motivasyon örnekleri. Sonra devam ediyor. Son kısımda da extrinsic yani dışsal motivasyonu anlatıyor. On the other hand, extrinsic motivation comes from outside the person. Öte yandan dış motivasyon, extrinsic motivation comes from outside the person. Kişinin dışısından, hani dışından gelir. Outside the person, yani kişinin içinden gelmez, dışarıdan gelir. They are bribed to do something or they earn a prize or reward. Bakın, they are bribed. Burada bribe kelimesi rüşvet vermek demektir. Fiil anlamında. İsim olarak bribe de rüşvet demektir. Diyor ki, they are bribed to do something. Tabi burada biraz aslında mecazi olarak da kullanılmış. Yani normal fiziksel, yani rüşvet vermek anlamı değil. Burada biraz aslında olayın esprisi de var. Diyor ki, they are bribed to do something. Hani bir şey yapmaları için onlara rüşvet verilir. Yani çocuğuna ne bileyim bir anne babanın işte ödevini yapması için çikolata vermesi gibi. Or they earn a prize or reward. Ya da hani bir ödül ya da prize or reward. Tabi Türkçe'ye çevirince de ödül gibi. Hani farklı ödül hediye kazanırlar. Kazanırlar. Bakın earn. Diyor ki onlara hani bir şey yapmaları için. They are bright to do something. Yani bir şey yapmaları için onlara rüşvet verilir. Ya da onlar hani bir ödül hediye kazanırlar. Paychecks. Paychecks tabi bu Türkçe'de çok yaygın değil. Hani Amerika'da insanlara çekle hani maaş çekle verilir genellikle haftalık diyelim çek alırlar. Giderler bankaya çeklerini paraya çevirirler. O şekilde ödemelerini alırlar. Öyle ilginç bir sistemleri var. Hani bizde öyle değil. Diyor ki paychecks are extrinsic motivators. Hani maaş çekleri yani maaş ödemeleri dışsal motivatörlerdir. Yani motivasyon kaynaklarıdır. Motivator motive eden şey motivasyon kaynağı. Sonra Fear of punishment and coercion are also extrinsic motivators. Fear of punishment ne? Cezalandırma, ceza korkusu. Fear of punishment, ceza korkusu. Ve coercion ne? Zorlama, hani fiziksel şiddet zorlama. Are also extrinsic motivators. Bunlar da ayrıca dışsal motivatörlerdir ya da motivasyon kaynaklarıdır. Hani kötü anlamda ya da iyi anlamda motivasyon kaynağı. Ha ne? Hani fiziksel şiddet korkusu, hani ceza korkusu ya da işte fiziksel, diyelim güç, coercion, hani birini bir şey yapmaya zorlamak, bunlar da bir motivasyon, diyelim nedir? Dışsal motivasyon kaynağıdır. Evet sevgili arkadaşlar, böylece bu metni de tamamladık. Ders notlarını buradaki linkleri sizin için Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde paylaşıyor olacağım. Zaten linki video açıklamasında ve yorumlarda paylaşacağım. Direkt oraya tıkladığınızda hem bu dersin notlarını hem daha önceki derslerin notlarını görebilirsiniz. Şu anda size tavsiyem ne olur? Bir metni baştan sona güzelce analiz edin. Hani bilmediğiniz kelimeleri, ifadeleri muhakkak ne yapın? İngilizce, İngilizce sözlükten detaylıca okuyun. Örnek cümlelere bakın. Siz kendiniz örnek cümlelere yazmaya çalışın. Yani mümkün olduğunca metnin içine girin. Ne kadar çok diyelim emek harcarsanız, ne kadar derinlemesine araştırırsanız o kadar güzel sonuçlar Alırsanız. Evet. Nasipse bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.